Şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Şimdi şöyle bir şeyle başlayacağım böyle. Fizik denilince mevcudatı anlıyoruz değil mi? Mevcudat var. Kimya deyince eşya arasındaki ilişki var vesaire, biyoloji diye fenler var, fenler var. Hepsinin bir vücudu var. Vücudu haricisi var. Fiziğin vücudu haricisi var. Realitesi var. Kimyanın öyle, tıbbın insan, konusu insandır. Matematiğin vücudu yoktur. Yani fizik deyince bir şey gösterebiliyorsun. Matematiğin öyle bir şey yok. Mesela matematikte eksi 2 var, eşyada eksi 2 yoktur. Değil mi? Eksi 2 yok. Varlık, bir şey anlatmak için başlıyorum bununla da. Varlık, Big Bang diyor mesela felsefe, fizik. Yeni şey bunlar. Kainatın yaratılmasını, telefonunuzu bir kapatın arkadaşlar. Şimdi kainatın yaratılmasını Nur Muhammedi'den başlamış. Bize zıt değil Big Bang. Çok uyuyor. Bir nurdan, bir çekirdekten yaratılmış. Bir şey anlatmak için bu kadar şey yapıyorum. Big Bang de böyle noktadan başlamış. Big Bang için diyor ki sıfır hacim, hacim hiç yok. Ama bütün hacim oradan çıkmış. Sonsuz kütle. Ama sıfır yerde sonsuz kütle. Sıfır zaman. Sıfır diyor. Demek ki eksi bir de var ki söylüyor. Yani kainat, varlık yaratılmadan önce matematik vardı. Kainat yaratılmadan önce fizik yoktu. Kimya yoktu. İnsan bedeni yoktu, kainat yaratılıyor. Dolayısıyla tıp bilimi de yoktu. Ama her şeyi anlamlandıran, her fenin temel malzemesi olan matematiğin varlıktan öncedir ve vücudu haricisi yoktur. Bu budur, çaydır, bu masadır diye gösteremezsiniz. Şimdi buraya kadar tamam. Bu matematik bütün fenlerin temelidir. Ama hiç kimse matematiği kim yarattı diyemez. Bir tane de örnek vereyim, bunu vermeyecektim ama. Gündelik hayatta hep kullanırız. 2 saat sonra geleceğim. Yarın geleceğim. Zamanın böyle bir vücudu yok. Kitabın vücudu var. Mekanı var. Zamanı hep kullanırız ama zamanın başı yok, gecesi yok, gündüzü yok. Yer çekimi yok, kışı yok, yazı yok, zaman. Zamanın vücudu yok yani. Böyle bir vücudu yok. Ama eşeği evirip deviriyor. Zaman iyi bir müfessirdir der Bediüzzaman Hazretleri. Alim gibi tefsir ediyor. Fenlerin temeli olan matematiği kim yarattı? Ondan önce ne vardı sorulamaz, sormuyor. Zamandan da öyle. Zamanın öncesinde ne zaman vardı sorulamaz. Zamanın vücudu yok çünkü. Şimdi ne diyeceğim biliyor musunuz? Bu iki örnek verdikten sonra ben size bir matematik yapıyorum şimdi. 17 artı 3 artı 74 artı 300 artı 62 eşittir. Sıfır olur mu? Sen muhasebecisin değil mi? Evet. Sıfır olabilir mi? Olamaz. Mümkün değil. Olmaz. Artı 73, artı 200, artı 500 eşittir sıfır. Yani sıfır demek anlamsız. Hiçbir değeri yok. Yani değerlilerin toplamı değersiz. Tamam mı? Neye benziyor? Profesörler bir araya geldi. Bunların yükününden cehalet Bunların yekününden cehalet çıkıyor.
cehalet. Olur mu? Olmaz. Şimdi bak, artı 200, artı 500, artı 74 eşittir 0. Bu alem-i şehadetteki gerçekliğe, gerçek realiteye zıttır. Varlığa zıttır. Varlığın zıttıdır. Aynen bu örnek gibi. Tamam? Armut bir anlamı vardır. Armut. Bir değeri vardır. Bir anlamı vardır. Varlıktır çünkü. Şeftali de öyle. Deniz de öyle. Güneş de öyle. Şimdi deniz anlamı var. Artı bitki, artı hayvan, artı çiçek, artı dere, deniz eşittir sıfır. Anlamsız. Bu anlamlıları topluyorsun, anlamsız. Nasıl olur? Olur mu? Anlamlıların toplamı anlamsız. Profesörlerin toplamı sonucu cehalet. Anlamlıların, varlıkların toplamı hiçlik olamadığı gibi, alimlerin toplamı cehalet olamadığı gibi, anlamlıların toplamı anlamsız olmadığı gibi, bu varlığın sonunda da anlamsız anlamına gelen hiç olacak, yok olacak, sıfır olacak olamaz, fiziğe zıttır. Kainatın sonunda, bu varlığın sonunda bir varlığın olmaması, sıfır olması her şeyi anlamsız kılar. Sıfır yapar yani. Fiziğe zıttır. Varlığın sonucu, yani anlamın sonucu anlamsız. Daha garibini söyleyeyim. Bir profesör, ondan sonra geçiyor. Bir profesör gübrenin, affedersiniz, insanın gaita, büyük ve küçük abdestinin tahlilini yapıp insanın içsel alemini tanımlarsa, dışarıya atılan atıkla insanın içini seyrederse, kısacası her şeyin anlamını araştıran profesörün, her şeyin, gübrenin dahi, her şeyin anlamını araştıran bir bilim adamının kendisinin anlamsız olduğunu iddia etmesi kadar gülünç ne olabilir? Bir daha. Her şeyin anlamı olduğunu, anlamını araştıran ve kısma çıkartan bir bilim adamının kendisinin anlamsız olduğunu iddia etmesi kadar gülünç hiçbir şey yok. Ben anlamam, yani tesadüfen olmuşum diyor. Ve yok olacağım, anlamsızlaşacağım. Ama her şeyin anlamını çıkartıyorsun. Her şeyde anlam arayan ve anlam vardır diyen kendisinin anlamsız olduğunu iddia edecek kadar insan garipleşebiliyor.